Fantezi bölüm 1. Hoş geldiniz beyler. Umut donmuş gibi duruyor. Evet. Hoş bulduk canlarım. Hoş bulduk canlarım. Benim kamera sıkıntı olabilir istersen. Kamerayı ben kapatabildim ya. Doğalsın sana problem. Olduğu kadar dursun. Olduğu kadar dursun. Bayanlar baylar, Fantezi'nin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Umut, her zamanki yarım komisyonlarımız, yardımcı. Yarım ne lan, elmanın yarısı. Buyurun. Bir de yurt dışı bağlantımız var. Kardeşim saat kaç ya orada? Arkada da buluyorum. Saate bakıyorum. 13.09 diyorlar şu an. Kulağıma evet. Öyle bilgi verdiler. Boyalı alandaki uzunlar. İlk haftadan rakibimizi çağırdık buraya. Hoş geldin sen de Kayra. Amatör suva şu anda... Adam Avustralya'dan bağlanıyor kanka. Aynen kardeşim. Yok Avusturya değil, Meksika'dan. Şu an Amerika'ya geçiş sürecinde. Evet, temelde aslında bu videonun daha diğer kanallardan takip ettiğin sürece bizim oynadığımız Fantasy Lig'in bir önceki videoda bulabilirsiniz. Fantasy nasıl izlenir, nasıl oynanır veya işte bizim Fantasy Draft'ın yayınını. Onun gidişatı, yapılan takaslar, takımların seçildikten sonraki durumları, onları konuşacağız. Umut'la ben şu an fix olmayı düşünüyoruz. Onun haricinde de her hafta işte Kayra bu hafta geldi. İlk haftan yurt dışı bağlantısı. International bir lig kardeşim bu. Ondan sonra diğer haftalarda da mesela işte bazen tek kişi davet edeceğiz oynayan kişilerden, bazen de ikişer kişi davet edeceğiz. Plan şu anlık bu, bakalım nasıl devam edecek. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, Cartürk zaten unutmazsınız. Haberleşiriz. Umut daha başlamadan düştü, kendine gel kardeşim, bu ne ya? Abone olun lan! Başlamadan bilekleri kırıldı. Yavaştan başlayalım. İlk hafta isterseniz direkt takım, şu an üçümüzün takımlarına genel bakışla başlayalım. Direkt misafirle başlayalım istiyorsan Umut hocam. Bir başlayalım. Bağlantısıyla başlayalım. Boyalı alandaki uzunlar. Getir takımı. Ben yayından önce inceledim birazcık. Hayda. Yoksa bir takas teklifim gitti. Şimdi boyalı alandaki uzunların bizim oynayışımız zaten draftta da eğer o videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. 3 tane guard, 3 tane forward, 2 tane center, 2 tane de yedekten gelen oyuncu olarak oynuyoruz. Kalandan da 4 tane bench oyuncusu var. Dağılış, yani kategori dağılışı bu şekilde. Onu da önceden söyleyeyim başlamadan. Hepimizin bu şekilde yani. Kayra, ilk önce istiyorsan senin yorumlarına başlayalım. Geri trendi seçmişsin kardeşim. Jalen Suggs, Kate Cunningham. Geri evet, trend... ya, ilk seçim zaten Kevin Durant. Aynen, ilk seçimi Kevin Durant. Birinci sıradan seçmiştim. Kevin Durant ile başladın. Kevin Durant'ı seçerken hiç düşünmedim be kardeşim. Bu adamın incecik bir adam. Aşili maşili. Sağa solu yamulabilir. Kanka yani. Olsun. Başka seçim. Genel olarak Kevin Durant aslında üzmüyor. Ya şu anlık üzmüyor da baba. Kevin Durant. Birazdan bu takaslarda da konuşacağımız üzere. Yani bu adamlar artık bir önceki kuşak olarak kaldı. 34 yaşında. Yani 50-55 maç bence oynayacak. Yani 60'ı geçtiğini düşünmüyorum ben bu yıl. Ben 60 oynar diye düşünüyorum ya, bu sezon biraz da yine kayıt sıkıntı çekeceğini düşünerek, yani kaydının devamlı çekecek sıkıntıları varsayarak. Ayrıca Kevin Durant hiçbir zaman sinirin zor olarak üzülürdü. Abi Kevin Durant yani bilmiyorum, daha stabil olacak bir takımda. Ayrıca şu an hani koç falan da değişti diyorsun. Yani oraya çıkıp adam ne olursa olsun oynayan bir insan olduğu için bence sağlık problemi çekmez, 60 maçında çıkar diye düşünüyorum. Ya o yüzden çok mantıksız bir seçim değil. Ama sayı getirip olur. Yani. Yani daha komplike bir sayıyla alakalı zaten problemi olacağını düşünmüyorum da, yani adamın oynayıp oynamaması, sahaya çıkması önemli olan. Seni seçerkenki düşüncen ne Kayra? Yani yurt dışından bir esinti mi geldi bunun? Yani şimdi dedim ki Kevin Durant zaten adam sadece basketbol odaklı. Adam hani sahanın dışında ne olmuş umurunda değil. Yok ki ben topumu oynar giderim kardeşim. Para oynar topumu oynayayım. Adamın mantıklı olduğu için sıkıntımız yok. Adam her türlü oynuyor. Ne maç aldı? 5 maç çekti, 4 maç. 5 maç aldı değil mi? Dur 5 maç üstüne bir sürü yani geri gelmesi için eklemişler. Ay yapacağını düşünmüyor kanka ya. Yapacak kanka. Kaydını sahaya çıkamayacak. İkinci sıra yani karışık gidelim istiyorsanız. İkinci üçüncü sıra seçimine gerek yok. Direkt zaten şu anki yenilenmiş takaslarıyla görüyoruz. Yani abi falan.
Birazdan da oraya geleceğiz. Biraz işçi. Abi ben şeye takıldım. Hı, söyle. Ben şeye takıldım. Paolo Banchero direkt gözüne çarpıyor burada. Kate Cunningham çarpıyor. Yani Paolo Banchero gerçekten mantıklı bir seçimdi. Ne kadar sıradan seçti bilmiyorum ama. Yani tamamen bütün oynayan bir oyuncu. Yani reboundu, asisti sayısı olsun. Biraz Lebronvari bir yetenek. Mantıklı bir seçim bu yani. Orlando için de topu kullanan bir adam yani. Çok daha fazla kullanıyor. Öyle bir eksik de vardı Orlando'da zaten. Diğerini güzel tamamladı. Artık Kate Cunningham senin biraz beklediğin altın çocuk yani. Bilmiyorum abi. Bu çocuğun istatistikleri güzel. Yine bütüncü oyunu var ama faid golü çok düşük. Şeyi çok düşük. O Jalen Sacks kadar. Jalen Sacks hiç atamıyor. Jalen Sacks'ın el kolu tutmuyor. Jalen Sacks baya kötü bu arada. Ya bu gidiyor, titremeye başlıyor çocuk. Cade atıyor da, Cade'in atmasında problem yok. Cade atıyor ama bence çok düşük yüzdeyle atıyor. Yani yüzdeli bitiremiyor ki. 0.400 değil mi onun bitirişi? 0. öyle bir şey yani. Evet. Şöyle diyeyim sana. 4-3-3 falan. Bakalım attı. Şu an... Baksana abi bitirişlere bak. 0.380, 0.300. Bir guard için bir şurada iyi maç oynuyor. Bu çok ekstrem de. Baksana 0.368, 0.375. Yani minimum 0.420'nin üstünde olması gerekiyor bence. Çok düşük yani. Ben o yüzden biraz geri adım atıyorum. Bence de şey gibi. Ya mesela şey gibi. Chris Paul'la şey başında. Üçüncü sıradan seçmişsin. Ama şu ana kadar yani Kevin Durant çıtır çıtır kumarlı. İkisi de tutarsa yukarı taşır bence. Banchero'ya zaten değindik. Banchero ben bu kadar iyi olmasa. Banchero oynadı. Bu kadar iyi olmasa tahmin etmiyordum. Çok iyi gidiyor. Randall yine iyi seçim. Randall'da benim soru işaretim New York'un bir çok iyi olması, bir çok kötü olması. Şu anda da bir hiçbir şey vermediler. Ne çok iyi olacak ne çok kötü. Hiçbir şey. Ya o rengini belli etmedi New York. Onun haricinde Scottie Barnes geçen yıl benim oynadığım başka bir ligde. Umut sen de vardı. Güzel seçim bu arada. Geçen yıl benim oynadığım başka bir ligde. Bunu diğer videoda söylemiştim. Boşta kaldı abi Scottie Barnes. İkinci gün herkes saldırmaya başlıyordu. Scottie Barnes'ı arıyor herkes almak için. Boştaydı yani kimse seçmemişti. Jalen Sacks zaten iyi. Gary Trent Jr. üçlük getirir. Bu zaten Toronto'da olmasından dolayı da Nick Nurse abim babacım sen bir 40 dakika oyna diyor. Hiç kimseyi almadığı için. Gary Trent bence bayağı. Tabii yani öyle. Adam en az 26 dakika oynamış. Baksana abi bu şeye bak. Her maç oynuyor adam. 30 üstü oynuyor her maç. Şuna bak buradan da bakalım. 26 hatta 26 ekstrem. 26'dan sonra 35 oynamış en az. 33. 35, 33, 32. 32 oynamış. 39. 26'yı da blowout'da. 32 oynamış filan. Yani acayip. Yani Toronto'dan adamı alıyorsunuz. Buradan seneye fantezi oynayacaklar için söyleyeyim. Toronto'dan adamı alıyorsun. Arkana yaslanıyorsun. Benim 4 yıldır seçim kardeşim. Pascal evlat. Sarılıyor. Her gün Pascal Siakam postları. Şöyle odaya asıp sarılasın var her gün. Mantıklı. Yavaştan da takaslara da gelelim. Buddy Hield hamlesi. Gary Trent'in benim şahsi görüşümü söyleyeyim. Gary Trent'in Pacers hali gibi Buddy Hield. Yanında şey de yapıyor. Rebound da asist de yapıyor. Gary Trent sadece asist yapıyor. Diyebiliyorum. Şu an önünüzde açık. Siz de görüyorsunuzdur. Dejante Murray'i aldım. Ben de girdi bu arada takasa. Dejante Murray'i aldım. Buddy Hield'ı verdim. Buddy Hield bendeydi. Buddy Hield'ı verdim. Dejante Murray'i aldım. Verirkenki renkleri ben o anki screenshot almıştım. Verirkenki renkleri de bu şekildeydi. Biri 11. biri 22. İlk olarak verenden başlayalım. Çünkü teklifi ben yaptım. Verenden başlayalım konuşmaya. Şimdi Dejan Tömer'in bize verdiklerine baktım. Sayı evet atıyor. Doğrudur. Asist de yapıyor, rebound da alıyor. Ama bu takımda bizim takımda karşılayabilecek bu insanlar da var. Gidip reboundda Scottie Barnes'a güvenebiliyorum. Kevin Durant var, Randall var. Hani illa birileri rebound topluyor. Açıdan tabii sende yapıyor. O konuda şeyin var ya. Sende Umut daha yayına bağlanmadan söylemişti ya. Mini Lebroncuklar var. Yani Umut'un o lafına şey yapıyorum. Bayağı imza atıyorum yani. Bayağı mini mesela bakıyorum şu an. Kate Cunningham, Banchero, Scottie Barnes. Bunların hepsi
Küçük küçük Lebroncuklar 25-18 değil de 15-4-5 yapıyorlar. Hep. O da işime yarıyor işte. Hani. Hep birlikte aslında biz tek başıma bir kişinin olduğu değil. Biz takımcı oluyoruz. Yani ben de diğer taraftan konuşayım. Ben de şöyle düşündüm. Bu takas teklifini sana atarken. Zaten yoldaydım gelirken. Yolda dedim böyle bakınıyorum falan. Benim ilk iki hafta birazdan weeklere de bakacağız. İlk iki hafta şeylerim çok düşüktü. Steel'lerim. Çok yani hep geride kalıyordum. Dedim ki bu ligde bana bir steel verecek bir adam lazım. Steel alacak. Ya Caruso'ya yönelmem lazım. Benim kafada. E ya da şeye yöneldim. Daha yüksek mertebeli. Dejante Murray'a yöneldim. Üçlüye Buddy Yıldı verebileceğimi düşündüm. Bunu da neden düşündüm? Aslında çok arada kalmıştım. Benim kadroya da birazdan geleceğiz. Buddy Yıldı verirken çünkü Buddy 4.5 şey atıyor. Üçlük atıyor yanlış hatırlamıyorsam. 4 mü? 4.5 mü üçlük atıyor da en son. Bayağı üçlük. Ruh hastası gibi üçlük atıyor. Bayağı üçlük kullanıyoruz. Aynen. Ben dedim ki ya üçlüğü kompanse edebiliyorum. Bu hafta da mesela üçlükte iyi gidiyorum. Üçlüğü kompanse edebildiğim için üçlük verip steal alma kafasındaydım. Dejante Murray topu kullanacak, bana turnover sıkıntısı yaratacak. Ama bir yandan steal getirecek. Buddy Hield'dan da bir düşüğü, bir sıkıntısı eksisi olarak. Eksi olarak benim üçlüğümü sıfırlayacak. Çünkü Dejante Murray öyle bir üçlük, maksimum iki üçlük kullanıyor. Buddy Hield'sa pat 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 üçlük atıyor. Yani steal alıp kısacası üçlü vermeyi düşündüm bu takasta. Yanında da tabii turnover bana gelecekti. Böyle bir teklif yaptım. Şimdi dışarıdan Umut'un gözlemine bakalım. Abi ben bu takası gördüğünüz zaten yakın bir takas. Yani çok aşırı arasında uçurum olan bir takas değil tabii ki. Ama ya geçen sene All-Star olan bir isim yani. San Antonio'da All-Star oldu ama. Sen ananı bilmem ne yapayım diyorsun. Ben diyorsun ki anneni nasıl alıyorsun? Ne yapayım yani? Yani ben bu takası gördüğümde zaten hani Dejante'nin geçen sene San Antonio'da All-Star olması ve fantezi için bence optimum oyunculardan biri. O da bütün bir oyun sergiliyor yani. Baktığında gerçekten oyunu onun bayağı bütün bir oyun sergiliyor. Baktığında rebound alıp asiste yapıp yanında belli bir miktar sayı atan bir oyuncu. Ama şimdi gittiği yer Atlanta olduğu için Atlanta'da biraz daha Trenyak'la top paylaşması, oyun kurucudaki o İçinden birazcık beni şey yaptı, korktu gözünüzü Reyyan Kandesi için. Ama baktığınızda iyi bir süre alıyor. Ortalamanın üstünde de sayı getiriyor ama her türlü ben Badyat'tan önde olduğunu düşünüyorum. Üçlük almak istersen Badyat iyi bir tercih olur. Geriye kalan tarafları da anladığıma göre Kayran'ın takımı kapatıyormuş. Ama ben yine vermeyi düşünmezdim açıkçası Dejante Murray'e. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dejante Murray'nin şöyle bir kötü tarafı var. İyi bir takıma karşı top çalamıyor. Böyle bir mental bir problem var bu çocuğun. Oldu adam top çalamıyor ya. Çıldıracağım. Orlando'ya karşı 4 çalıyor. Houston'a karşı 5 çalıyor. Ondan sonra Charlotte'a karşı top çalamıyor. Nasıl bir adam bu? Karşı zart. Zamanın her yerini basan adam. Uzaylılara da geldi. Basar gönderir. Takas da bu. Jordan Poole'un bu sabah geldiği takas. Marcus Morris'i aldı. Jordan Poole'u aldı yanında. Alperen Şengün. Yani milli gururu hemen gönderdi. Bir işim var. Benim ağrıyor. Lonnie Walker. Benim başka bir ligde aldığım oyuncu. Çok beğeniyorum ben. Hatta pişmaniye içinde pişmaniye bu videoyu izliyorsa onun için gelebilirim oraya. Lonnie Walker Lakers maçlarında da ben şöyle bir yorum yapayım. Alperen tamam verdi. Muhtemelen üzgündür şu an Kayra. Birazdan onun laflarına da geleceğiz. Ama ben burada Lonnie Walker'ın da ciddi bir pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü San Antonio'da Lonnie Walker süre alıyordu mesela. Free agent'ta oluyordu hep kendisi. 26 sayı atıyordu. Ertesi maç 2 sayı. 15 sayı atıyordu. Ertesi maç 3 sayı. Böyle bir oyuncuydu. Şu an San Antonio'da tabii Popovich'in de etkisiyle. Şu anda Lakers'ta biraz zorunluluktan, kanat olmamasından dolayı çok kötü oynadığı, 5 sayı attığı maçları falan var. O maçlarda bile ertesi maç hemen ilk 5 başladı. San Antonio'da böyle değildi. İyi oynadığında bile ikinci periyotta kötü devam ediyorsa bir sonraki maç hemen çıkarılıyordu. Şu an Lakers'ta kanat olmadığı için kendisi baba oynuyor sürekli. O yüzden de bence çok istikrarlı, kariyerinde olmadığı kadar istikrarlı oynuyor. Ve bence çok iyi bir hamle. Yani Lonnie Walker'ı şahsen ben Marcus Morris için vermezdim. Mesela bu takas Jordan Poole, Alperen Şengün takası olsa bence daha adil olurdu. Lonnie Walker'ı verince Kyra da burada yüzüne de söyleyeyim yani bence
Ben bunu vetolamadım bu takası. Yani, ama boyalı alandaki uzunlar bence bir tık kaybetmiş. Yani Pişmaniyespor burada bence biraz daha karlı gibi. Ben şunu düşündüm. Donnie Walker ileride yavaş yavaş düşmeye başlayacak büyük ihtimalle. Bu Lakers'ta çünkü bir yerden sonra hani şey var ya Lakers'ta baskı muhabbeti. Şut sokamasın bir maç. Ondan sonra üstüne baskı yağacak. Bu 2-3 maç böyle ilerleme ihtimali var. Başlarındaki koç çok böyle hani mental olarak toparlayabilecek bir koç değil. 5-1'de seviniyor. Bence artık bir pişmaniye satsan bir kere zaten ben çocuğu ilk koydum sonra çevirmedim. Hayda! Ben de çocuğu bir rahat bırak bence kanka artık. Ya yani şöyle bir şey var. Donnie Walker gerçekten kötü bir burada takas değil. Ben Jordan Poole'u bu kadar da aktif olacağını, Donnie Walker kadar aktif olacağını pek düşünmüyorum. Yani bazı maçları yönelik bazı maçlar 10 sayıda kalır gibi geliyor. Birkaç üçlükte. Ama şöyle bir durum var. Donnie Walker bence geçen sene Lakers'ın daha istikrarlı bir Malik Monk gibi görüyorum abi. Yani şutunu da artar. Biraz kanatlı bir de oynar. Yani reboundunu da atar, üçlüğünü de atar. Reboundunu da üçlüğünü atar. Belirli bir arasını yapar yani. Ortalama olarak kalır o takımda. Böyle oyuncuların şu an ihtiyacı olduğu için zaten hiçbir oyuncuda istikrar yok benim gözümde Lakers'ta yani. LeBron harici ve biraz Anthony Davis harici. İstikrar olmadığı için bu tarz oyuncular orada daha fazla süre alacaktır yani. O yüzden bence biraz daha pişmaniye kazanmış gibi geldi bana da. Ama tabii Jordan Poole şakadan tavşanı çıkarabilir bu durumlarda bence. Ya Jordan şöyle kapatayım ben de eğer bittiyse Umut sözün. Ya Jordan Poole'da bence şöyle bir handikap var. Yani Kyrie'nin bu riske girmesini ben şöyle anlıyorum. Bir Golden State'li olması. İkincisi şimdi Curry'yi açtığımız zaman buradan Curry'yi açarsak mesela Curry'nin şu anda Umut sende galiba attı. Curry şu anda neredeyse 30 sayı ortalamayla oynuyor. 32, 33, 35, 30, 29 atıyor. Ve Curry bu formu sonuçta bir insan evladı olduğu için 25'lere düşecek, 20'lere düşecek. Bu da ne demek? Golden State'in kazanmaya devam etmesi için skoru bir yerden alması demek. Ya şurada mesela bakın 20 atmış ya, 29 asist yapmış. Mesela burada 11-9 yapmış. Muhtemelen tam hatırlamıyorum Miami maçı. 9 sayı attığı maçta muhtemelen Curry yine 35 attı. Muhtemelen 11 attığı maçta yine Curry 35 attı. Yani Curry yavaş yavaş insani hallere gelmeye başlayacak. Ve Jordan Poole'un bence bu 20-11-9'ları şey olacak. 25-17-12. İşte ya 35-27-13-23 falan olacak. Yani hepsine artı 5 ekliyorum yani ben kafadan. Kayseri Erciyes. Kayseri'nin gururu gelsin. Evet abi gelelim bana. Geldik abi. Birinci sıra seçiminden hemen başlayalım. Stephen Curry. Abi Stephen Curry benim asla beklemediğim bir seçim. Yani bana geldiğinde emin olamadığım aslında bir birinci sıra seçimi baktığımda. Yani şu an istatistikleri mükemmel diyor. Benim için hani hoş bir durumda bu konu. Ama baktığımda ileriki safhalarda ne kadar istikrarını sağlar hiç emin değilim. Yani tabii ki bir Doncic ve Jokic bir istatistiği yok. Ama ben bu istikrarla giderse iyi bir birinci sıra seçim olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana gerçekten iyi bir şekilde güçlük getiriyor. Onun haricinde asist yaptığında görüyorum. Ya benim yani asist yapmaya da başladı abi. Öyle bir durum var. Benim şuradaki buradaki perspektifim ben açıkçası asla beklemiyordum. Bu arada bayağı lose yediler. Son 6 maçtır lose galiba. Ya benim açıkçası ben böyle bir başlangıç asla beklemiyordum. Şu anda mesela örnek verelim şu Detroit maçına bakalım abi. O Detroit de mesela kötü bir maç ha. Diğerleri daha iyi. 32-6-3 2 top çalmış. 1 turnover ha. 1 turnover'la yapmış bunu. 4 düşük kullanmış. Serbest atış tek kaçırdığı. Çok istikrarlı ya. Kaçırdığı yer. Ve field golünü de görüyorsunuz. Şu an Stephen Curry'nin yapamadığı bir tane şey var abi. Blok. Blok hariç bütün şeyi domine etmiş durumda. Abi onu da yapmasın ya. Yani benim şahsi görüşüm burada yani düşecekler. Mesela sayısı 30-27'lere düşecek. Beklenen bir şey.
Rebound'u muhtemelen düşecek. Bu 13-11'ler zaten Stephen Curry standartlarına göre ekstrem. Muhtemelen eskisi gibi 2-3 olmasa da 7-6 olacaktır. 6-5 rebound alacaktır ortalama yani. Asistle 5 asist olduğu zaman zaten umut ya, yani yemede yanında yat. Benim kafamdaki tek soru çok ya, tabii, yani konuşuyorum bir sürü adam var. Sadece şey dinlendirilir mi? Kafamdaki tek soru bu. Kayra kısaca senin de şeyini alalım. Çok durdun. Abi dinlendirdiler zaten. Bence yani dinlendirdiler zaten yani. Ben düşünüyorum. Bu şu anda dinlendirme değil bu arada. Steve Kerr en son açıklama yaptığında dedik ki takımı toptan her şeyi değiştireceğim dedi. Falaka yatıracağım. Takımı toptan değiştireceğim dedi. Takımda her aynen biraz öyleydi. Kim nerede oynayacak, yani kim ne zaman oynayacak belli değil. Değiştireceğim her şeyi. Hiçbir şeyi beğenmiyorum. Değiştireceğim dedi. Değiştiriyor. Köre bu. Köre en son maç oynamadı. New Orleans maçında. Ya her kimseyi oynatmadı. Aynen ilk 5'te oynamadı. Yani. 4 tane ilk 5 oyuncusu oynamayıp ona rağmen az bir fark kaybetmeleri o da değişik. Ya ileriye dönük adam ama sonuç olarak ama kaybettin ve dediğim gibi 1-2-3-4-5-6 maçtır kaybediyorlar. Devam edelim. Kadroda çok ilerledik. John Wall, Bones Island. Bones Island'da şu anda bir takas görüşmesinde diyebiliyorum. Yani takas iyiydi. Colin Sexton. Aynen. Paul George ben Umut'a yani bence en iyi seçimlerden biri. Sakatlanmazsa Paul George en iyi seçimlerden biri. Şunu söyleyeyim aynen sadece öyle. Bu konuda. Benim beklentimin uzağında başladı. Nasıl uzağında başladı diyeceksiniz abi. Hepimizin beklentimizin uzağında başladı. Yani. Ben bir Curry bekliyordum ondan. Yani 30-30-30 bekliyordum. 15-40-16-10 bunlar nedir abi? 14-10 atmışsın. Clippers'a kimse top kullanmıyor. Sen 14 abi çok kötü başladı. Çok istikrarsız ama. 10 dakika oynamışsın 10 sayı atmışsın. Yani Terence Mann'e versen zaten 15 sayı atar. Yüzdeleri düşük. Yüzdeleri bayağı düşük. Yüzdeleri de çok yüzdeleri çok düşük abi. Yani ben Paul George'u seçmediğime ya Resulallah deyip yani şey şükür namazı kıldıracağım yani. Ben ikinci sıradan seçmişim mutlu de. Abi şimdi öyle. Benim şöyle bir durum var. Ya ben ikinci sıra seçmem var abi. Benim draftımın belli bir seviye ben üstte olduğunu düşünüyorum. Çünkü geriye kalan seçimlerimde de kötü seçimler yapmadım. Yani sayı üçlük ve yani birkaç statta beni sıkıntıya sokmadı. Paul George'un böyle oynaması beni pek sıkıntıya sokmadığı için ben istikrarımı düzeleceğini düşünüyorum. Birkaç maç kırık. Bir maç kırık attı galiba. İki maçta 30'un sayıları gördü diyebiliyorum. Ya abi yani o oyun orada yani diğerlerinde işte 4 tane 10 sayısı var. 4 tane. 1, 2, 3, 4. Aynen. Ya ama işte ya benim için eksi yapsa da çok büyük bir eksi olmadı. Diğer oyunculardan tamamladı. Ya tabii ki canım hani ikinci diğer haftalarda daha iyi olmasın diye. Şey yaptım ben. Mesela kötü bir şey oldu. Ya da eksi yaptım. Şimdi ikinci turda Kyrie oynasaydı Kyrie çok daha iyi oynuyor Paul George'dan. Tabii oynamama durumu var onun. Babanın. Baba sürekli ağzını tutamıyor. Ben ona bant yapıştıracağım babaya. Babaya bant yapıştırdığın an sadece Jackson sen oyunu oyna. Kamera gördün mü de run. Run away, run away. Kaç baba. Hiçbir şey konuşma. Yani tamamen arada çok güzel bir oyuncu ya. Sadece şu yorum yaparım. Yanlış derim. Çıkman lazım. Burada kulübün başkanı dur lan Rasim. Tek sıkışayım. Tek bir yorum yapayım. Tek cümle. Şu anda bence balayı zamanı. Şajurus Alexander'ın. Muhtemelen yılbaşına doğru düşer. Yılbaşından sonra da oklama der ki baba sen çok maç kazandırdın. Sen biraz gel bakayım otur. Sen çok gençsin. Yeter. Oynanma dedeni çok genç diye koyabilirler. Seçimi yapan Umut'tan da bir cümle alalım. Oradan son ya abi Şaygılız Alexander'da şöyle bir durum var. Yani beni kesinlikle alt sıralardan aldığım için benim için çok artı bir tercih oldu. Çünkü çok iyi istatistik veriyor. Şu an kazandırmadığı istatistik bari yok benim için. Yani biraz daha rebound verse kesinlikle rebound'da da beni çok öne geçecek. Yani steal olsun, blok olsun, sayı olsun, belli bir miktar asist olsun. Yani sayı zaten yani gayet iyi bir miktar sayı getiriyor. Son maçı hariç koyuyorum. Bir maçta kaçırdı onu harici. Çok iyi statlarla gidiyor. Zaten Batı'nın en iyi oyuncusu seçildi. Geçen hafta diye tahmin ediyorum. Ayın oyuncusu seçildi. O yüzden
Ben bir seçim olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde benim takımda DeMar DeRozan seçimi biraz istikrarsız başladı. Ama onu da ben geleceğini, kendi geleceğini düşünüyorum. Takaslamayı düşündüm ama yani DeMar DeRozan'ın da o takımdaki bir son maç 46-60 demiş gibi takaslarsan kardeşim. Ben bunu izledim. Acayipti. Bastım. Aynen. Benim hemen aklıma gelip free'lerde çektiğim oyunculardan biri. Ya tabii draft anında böyle şeyler hep yapsın oyuncular aklına gelemiyor. Tekrar onu takım ekledim ve takaslamayı da pek düşünmüyorum. Ne olursa olsun beni iyi götüreceğini düşündüğüm oyunculardan biri. İyi de sıra oyunun yanında zaten toplayışma farklı bir durumda. Evet, biraz duygusal tabii ki yani öyle bir durum ama. Onun harici Cameron Johnson güzel üçlük getirecek. Lonzo Ball'u fililerden çekip injury yaptım abi. Onu da bekletiyoruz. İleride değerlenecek. Geçen Kyrie'nin aşı olmasını bekleme gibi bir durum. Bir şey ama Lonzo'dan... Değil abi. Ben fililerden çektim yani. Yok abi, ben bu sene Lonzo'yu fililerden çekmiyorum bu arada. Bu sene Lonzo yok sanki ya. Yani sıkıntısı... Bakalım abi. Gelirse benim için sürpriz olur. Adama sanki yeni bacaklar lazım hani. Bacakları yenilemek lazım toptan. Bir yılda John Wall'un da biraz daha süre almaya başlayacak takımı ısındıkça. Takımı ısındıkça bu takım beni mutlu eder. Zaten onu konuşur. Bir Chris Paul hamlesi var. Aslında da hazırlıklı geliyor. O yüzden. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Kristen Wood abi duvara çarpmış dönmüş John Wall geçen gün. Abi evet. Biraz statları kötü yazdı. İyi de oynayamadı. Ama kendi bilir diye düşünüyorum. Ya, takıma ısınıyor. Asistleri arttı. Bu espride. Şu an bağlantı kesildiğini düşündüm. Öyle bir sessizlik oldu. Abi bence ben espri yapmayı bırakmalı diyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bunlara yazın. Bir imza kampanyası başlatalım. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Paul George, çok uzatıyorum. Paul George gitmeden baba. Paul George iyi oynadığı sürece Umut'un 4'ten 3'ten girip playoff'a şampiyonluğa kadar gitme ihtimali var. Bence kısacası playoff yapar diyorum. %55. Bak sana tertemiz diyorum. Sakatlık, makatlık olmazsa bu takımda çok zor. Olmazsa ama tertemiz takım gider o. Buraya geçtik az önce. Kayra'ya ne diyorsunuz? Ben ilk önce konuşayım. %100 yapar. Burada bence soru işareti yok. %100 playoff yapar gibi bence. Abi bence de yapmak ihtimali gerçekten yüksek. Eşleşmem sadece sakatlıktan kaybettik. Öyle bir şey olmadığı sürece rahat bir şekilde playoff'a gitmeyi planlıyorum. Haydi bakalım. Umarım birilerinin bacakları kırılmaz. Jaylen Sacks sağlıklı kalır. Aynen, sakatlıklı kalır. Buradan bana geçtik. İlk hafta liderdik, sonra Zortinger olduk. Şu an çoğu baba sakat. Ama game time decision. Klasik. Evet, sakat değiller aslında. Ben kendi kadromu biliyorum. Birinci sıradan. Abi şöyle. Üçüncü sıradan. Birinci tur ikinci sıra. Ya Doncic mükemmel bir seçim bana kalırsa. Çünkü ben bir ya da ikinci sıradan yani seçiyor olsaydım büyük ihtimal Yanis'i seçerdim bu sezon. İkinci sıradan da kesinlikle Luka'yı seçerdim abi. Luka, ya bu sene zaten dedik ha, Avrupalılar draftta yani fantasy draftında ilk 3 genel olarak her ligde yani gördüğümüz kadarıyla. Ondan yani kesinlikle MVP'ye gidecek oyuncu olduğu için her statta da bir bütün oyuncu olduğu için abi. Bütünü kurulmuş bir takım olduğu için. İyi bir tercih. Onun harici her zamanki Mert'in yavrusu olan Pascal Siakam. O da bir bütün bir oyuncu. Yani getirdiği statlar iyi derece yani ortalamaları. Yani sayı atıyor. Ayrıca yani bazı günler ekstrem sayılara da çıkabiliyor. Genelde 18'li, 20'li, 25'li sayılar arasında inip gelip ama triple-double ortalamalara yakın statlar getiriyor. O yüzden iyi bir tercih. McCollum mesela benim gözüme takılan iyi tercihlerden biri. Beklentinin üstünde asist yapıyor. Bazı maçlar ve sana üçlük getiriyor. Yani eli de titremeyen
Bu da güvenilir bir şey yani baktığında. Burada şöyle araya gireyim. Ben CJ'den seçerken de açıkçası asist yapacağını şöyle düşünüyordum. Geçen yılki gibi ona baba sen bu maç 20 at. Bak mesela şu maç gibi. 14-11 sonra 17-9. Buralarda Zion oynuyordu. Yani sen gel burada bize sayı at demiyorlar. Zaten sen topu Zion'a at. Sen topu dağıt diyorlar. Ben bunu şöyle tahmin etmiştim. Zion dönüyor çünkü. Yani Zion döndüğü için ve sağlıklı döndüğü için hamburger yiyerek dönmediği için baba o yüzden ben top dağıtacağını düşünmüştüm. Asist sıkıntım da olduğu için orada hemen CJ McCollum'a atladım açıkçası. McCollum kısmı öyle. Ben de iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum şu ana kadar. Nereden seçmiştim ben bunu? Dördüncü sıradan seçtim. Dördüncü turdan onuncu sıra. Doğru. İlk takasım buydu. İkinci takas herhalde. Ligdeki ikinci takas. İlk takasa da birazdan geleceğiz. Benim kadroya baktıktan sonra. İlk takasım buydu. Jrue Holiday'i verdim. Jrue Holiday bendeydi. Jordan Clarkson'ı verdim. O da lige çok iyi başladı. Hala iyi devam ediyor. D'Angelo Russell'ı aldım. Benim Brooklyn zamanlarından geceleri bile gece 2'de 3'te açıp Brooklyn editini izlediğim babadır kendisi. Ama çok kötü gidiyor evladım. Yani inşallah düzelir. Zach LaVine. Yani bir şey demek istemiyorum. Burak da bu videoyu izliyorsa. Abi adamı aldık. 3 maç var. 5 maç yok. 1 maç var. 3 maç yok. Sürekli game time decision. Sürekli şey zaten kadroda Anthony Davis de var. Birazdan göreceğiniz. Takım yemin ederim keyfime gelirse oynarım takımına dönüştü. Ne oluyor? Takım da aldı gitti ya. Kimse kalmadı ya. Takım da aldı. Takım da aldı. İlk takas takımı... buydu. Kısaca isterseniz senin birer takımı... cümle siz de fikrinizi söyleyin. Umutla. Senin takımı revire çevirdin sen. Revir gibi böyle. Herkes yatıyor. Bekliyor. Hadi. Ya bir bence şey olabilir yani benim. 9 maç gözüküyor ama kimse maça çıkmayabilir yani. Öyle bir takım var şu an önümde. Olabilir. Herkes yatabilir burada. Umut bir fikrin var mı bu takas hakkında? Birer cümle sen istersen söyle. Abi şöyle. Bence Jrue Holiday'i şu durumda vermek en mantıksızıydı. Ben olsam Jrue Holiday'i Chris Middleton sakatlıktan dönene kadar bekletirdim. Çünkü şöyle bir durum var. Chris Middleton olmadığı zaman takımın ikinci şut opsiyonu Yanis Dalton'un. Yani ya bu takımı açan kilitlerden biri Yanis'in oyunu üzerine kurulu. İkincisi ise Jrue Holiday'in birebirleri. Yani bu durumda Jrue Holiday her türlü sana belli bir miktar sayı getirecek. Yani 20'li sayıların üstünde ortalama sayı getirecek. Ve iyi bir asist yaptığını görüyorum bu sezon abi. O yüzden biraz Jordan Clarkson'ın da durumunu düşündüğünde yine asist ve sayıları ortalamanın üstünde ama Zach LaVine tabii ki daha büyük bir oyuncu yani diğerlerine göre hani Jrue Holiday'e daha yakın ama baktığında Zach LaVine'in sakat problemleri problem gibi ve hani D'Angelo Russell'la ben Minnesota zamanlarına güvenemiyorum artık yani. O yüzden ben biraz daha Burak'ın kazandığı taraf olduğunu düşünüyorum takasla. Yani şurada da şöyle bitireyim cümleyi. Zaten şu ben Jrue Holiday'i verdiğinde ilk maçı bu. 6 sayıyla oynamıştı. Bu maçtan sonra sağ olsun zaten. Burak'la da sürekli bunun muhabbetini yapıyoruz. Adam abi triple double ortalamayla oynuyor neredeyse. Ben verdim 25 sayı 10 asist 10 rebound. 26 sayı 7 asist 15 şey rebound. Deli gibi oynuyor. Yani iki kere de maçın oyuncusu oldu yanlış bilmiyorsam. Jordan Clarkson'ın şu an iyi gidiyor ama ben takaslanma riskine girmek istemedim. Elimize Zach LaVine geldi. Adam takaslanmak istemiyor diye onu verdik. Zach LaVine maç oynamıyor. Sen ananı bilmem ne yapayım diyorsun. Ben diyorsun ki anneni nasıl alıyorsun? Ne yapayım yani? Bu da ikinci takasım benim. Gordon Hayward aldım. Keegan Murray'i burada alırken Keegan Murray daha bir maça çıkmıştı. Aynı Jrue Holiday gibi. Orada 250 renki gözüküyordu ama Jrue Holiday şu an 30. mu 20. renkinde mi ne? Ya bayağı iyi. Bunlar takasın yapıldığı anlarda çekilmiş görüntüler. Davion Mitchell'a neydi bu adamın adı ya? Davion Mitchell. Bunu şeye attı. Boşa attı. Ben Derek White'ı attım. Marcus Struz'u aldım. Max Struz'u verdim. Keegan Murray, Gordon Hayward. Ya ben şu anda Gordon Hayward sürekli yine sakatlandığı için. Abi yine sakat aldım. Keegan Murray'de biraz formu düştü. Ya Max Struz'u özlüyorum. Yalan yok Max Struz. Acayip oynuyor. Ben de onu soracaktım. Max Struz'u acaba pişman mısın verdiğine? Pişmanım. Yani açık söyleyeyim. Ben, bu videoyu izliyorsa arada... Big Ballers
pişmanım yani Max Cruz'u verdim. Derek White'ı verdiğime üzülmüyorum. Keegan Murray kadar oynuyor da yani. Bazen 20 atıyor, bazen 10 atıyor, bazen 5 atıyor. Yok o doğru olan hem. Ben Derek White aldım da yok. Adam değil, adam çıkmadı. Gordon Hayward'da da sanki bana Big Baller sadece Keegan Murray'i vermiş gibi oldu. İnşallah Gordon Hayward'a Zach LaVine'e lokma döktürürken altına yazdıracağım. Ya El Fatiha diye. Gordon Hayward'ın dönmesine çok umutlu değilim yani ama. Ya şöyle umutlu diyeyim. Gordon Hayward sakatlanmasa bence çok iyi oynuyordu. Ben o yüzden aldım. Hadi bu ilk sakatlanmasın dedim. Sakatlandı. Yani bir şey diyemiyorum. Umut bir cümle istersen sen de söyle. Bunu da geçelim. Abi şöyle görüyorum ben bu takası. Aslında senin yine iyi oyuncular düşünmüştüm ama Gordon Hayward'ın sakatlıkları gerçekten kötü. Ama Keegan Murray bence yani ortalamanın üstünde başlayan bir oyuncu. Bakalım ilerleyen günlerde ne gösterecek bilmiyorum ama şu Cruz'un performansı gerçekten arttı yani. Derek White'a zaten güvenilir bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. 5 başlıyor artık aslında ama Struz'a üzüldüm yani açıkçası. Yani Struz benim biliyorsun geçen yıl da diğer ligde veya şu an oynadığımız diğer ligde aldığım bir oyuncu. Yani sevdiğim bir evlat. D'Angelo Russell, Struz bunlar Duarte benim evlatlardan. Ama yani verdik Gordon Hayward, Keegan Murray için verdik yeni bir evlat doğar mı diye. Murray inşallah iyi oynayacak. Şimdi geldik abi Umut'un meşaleyle çıkıp. İlk önce ben kendimi savunayım mı Umut konuşacak mısın? Veto'nun takas arkadaşlar bu. Ben Dennis Smith Jr.'ı veriyordum. LeBron'u alıyordum. İlk konuşayım Umut konuşmak ister misin? Abi. Ya da şimdi, Kayra sen başla konuk olarak. Bu konuya gelirsek. Yok bence önce sen konuyu onun üstüne konuşalım. Tamam ben savunmamı yapayım olmadı. Abi. Şimdi ben bunu gönderirken ilk önce gönderim ben gönderdim ya takası gönderirken ne düşündüm? Şimdi ben Dennis Smith Jr.'ı aldım tamam mı? Dedim ki Dennis Smith acayip oynuyor. LaMelo da yok. Rozier, Morizler yok. Acayip oynuyor. Dennis Smith Jr. 15 sayı. Ben bunun diğer SS'ini koymamışım. Koyarım sağ köşeye olmadı. Dennis Smith Jr. 15 sayı. 5 rebound, 5 asist. Ve field golü çok yüksek. Üçlük deniyor. Tek kötü yanı galiba free throw'un kötüydü. O da 2 free throw'da 1.2 falan atıyordu. 1.2 değil. Daha evet öyle atıyordu. 0.575'ti. Yani bir pivot gibi atıyordu ama az free throw'a geldiği için öyle. Steal yapıyordu. 2.4 steal'ı vardı. Acayip steal alıyordu. Yani Dejant Ömer'in kafasında bir steal'i vardı. Ben dedim ki bunu vereyim. Ben LeBron'a hiç yanaşmam. Yani LeBron'u şu ana kadar fantezilerde hiç almadım. Çok LeBron sporlu biri olmama rağmen her yıl oynadığı maç sayısı düşecek umuduyla ve geçen yıl ilk kez düştü. Bu yılda benim şimdiki şahsi fikrim maksimum 52-55 maç oynayacak LeBron. Oynayamaz abi. İmkansız yani. Playoff yapacaklarsa kendini saklayamaz abi. Mantık yani oynaması şimdi LeBron için bunu konuşmak da zor ama 52-55 maçtan fazla oynamamız. Geçen yıl da oynamadı. Playoff'u son dakika girebilirlerdi yine play-in'le. O zaman bile oynamadı. O maçlarda bile oynamadı. Hatırlayın yani o Oklahoma yenildikleri Staples Center'daki maçları. Böyle bir takas gönderdim. Çocuk da yazdı işte böyle dedi. Ben Jordan Poole'u almaya gittim. Pişmaniye Spor'a. Jordan Poole kanka şu an başka biriyle görüşüyorum dedi falan. Sonra ben görüşürken dedim kanka ben LeBron'u düşünür müsün vermeyi falan. Sonra öyle böyle Dennis Smith Jr.'ı okeyledik. O da dedi Dennis Smith Jr.'ı herhalde daha böyle devam edeceğini düşündü. Okeylettik. Ben de LeBron'un 50 maç oynamasına rağmen almaya göze aldım. Böyle. Benim savunmam bu şekilde. İlk Umut mu konuşacak? Hayır abi siz konuşun. Ben kefenin şeyimi kapatayım. Önümü iyilikleyeyim. Abi bu konuya şöyle bir Dennis Smith Jr. LaMelo'nun yedeği top çalsa bile oyuna bir hız getirse bile ben LeBron ayarında biri olmadığını düşünüyorum. LeBron abi şöyle bir durum var. Sen maç kaçıracak diyorsun ama abi LeBron eğer oynamazsa elinde top tutabilen doğru düzgün bir oyuncu yok. Lakers'ın playoff yapma ihtimali playoff yapma ihtimali sıfırlanır abi LeBron oynamadığı maçlarda. O yüzden ben LeBron'un 60 maça yakın oynayacağını düşünüyorum. 60 maç görebilir yani. Bunu göreceğiz yani ilerleyen günlerde ama 60 maça yakın oynar. Sen bu takas veto olsa bile bir Gordon Hayward verip
kandırdın adamı ama ben sana söyleyeyim, LeBron yine oyunun bütünlüğüyle yani ortalama yaşına göre sayılarına göre bence hala benim iyi oynayacağını düşündüğüm oyunculardan biri. Ama gerçekten veto olması gereken bir takas ki zaten veto olanlar hadi. Hani meşale yaksak ne olur, yakmasak ne olur ama hani belki bizim uyarımıza dikkat çekmiştir bilmiyorum ama hani. Ya abi adam havai fişeklerle yani izliyor. %100 veto olması gereken bir takas. Veto takaslansın diye yürüyüş yaptı Karşıyaka Çarşı'da ya. Daha ne yapayım ya? Daha görüntüleri abi, var ya. Abi biz söyledik yani. Yani abi gerçekten saçmalık bir takası gerçekten yani. Hani ben yani bilmiyorum. Pişmaniye sen adamı rezil ediyorsun yani. Uğraş be çocuklar. Kaç dakika Allah bilir ne bileyim. Görsün pişmaniye de bu dakika. Ben seni tanımasam. Yorumunu yap kardeşim. Ya da herkes de yorumunu yapsın. Tamam veto olabilecek takası. Ben de şöyle tek cümle söyleyeyim Kayra'ya sözü vermeden. Abi Dennis Smith Jr.'ın LeBron James ayarında olmadığını herkes biliyor. Yani yoldan 7 yaşındaki çocuk da biliyordur. Ama bu bir aynen. Abi. 2.4 steal yapan 15 sayı, 5 rebound, 5 asist yapan bir adamı alırsın. Bir de 70 maç oynar yani Dennis Smith Jr. Oynamak zorunda zaten Dennis Smith Jr. Bu işi oynamazsa ben size söyleyeyim. Şeyde Euro Cup'ta. Bak ciddi söylüyorum. Euro Cup abi NBA'de falan bir daha oynayamaz. Şans eseri LaMelo sakat diye başladı bu yıl böyle. Yani benim şahsi fikrim Kyrie Irving'in birkaç takas daha var. Çok takas oldu onlara geçelim hemen. Dennis Smith Jr.'ı alıp LeBron'u vermek hani. Yani LeBron her türlü sana 60 maç oynasa bile yani 50-60 maç oynasa bile verdiği katkı Dennis Smith Jr.'ın 3 katı. Yani vermek yani mantıksız. Hani Dennis Smith Jr. çünkü biliyoruz hani adamı az çok biliyorsun adamı bomba. Hani patlıyor Golden State maçında nasıl oynadığını gördün hani adamı. En iyi savunmasını yaptı. MVP dersin hani. Adam bir maçlık böyle. MVP seçilse MVP. Dennis Smith Jr. o maçta. Yaptığı savunma, oynadığı oyun. Ama yok abi. Ondan sonrası yok çarada. Bitti. Adam bir maç oynadı mı abi? Ben teklifimi yaptım. Adam kabul ediyor. Mesela Golden State maçından sonra o kadar gaza gelmiş ki adam az kalsın quadruple double yapacak. Oğlum 15 sayı, 7 rebound, 8 asist, 6 top çalma. Bu da ya. Bu arada NBA tarihinde 4 tane var quarter double yapan. Quarter ne yani quarter double dedi herhalde. Quadruple double. Quadruple double. Neyse işte. Ya böyle bu takas veto olandı ama girişimlerimiz sürecek. Girişimlerimiz sürecek. Yavaşla. LeBron almak için artık bütün takımı sıcak. Bütün takımı saracağım abime. Yavaştan diğer iki takası da bakalım. Bu video normalde olduğundan biraz daha uzun olacak çünkü iki hafta önce başladığı için lig çok şey birikti ve çok fazla benim beklentimden de fazla takas oldu. Onları da size kısaca göstermek istiyorum. Siz de fikirlerinizi gördüğünüz kadroların ve gördüğünüz takasların fikirlerini yorumlara yazmayı unutmayın. Kötü yiyecekti şunu verse daha iyi olurdu bilmem ne diye. Benim bence bak burada Burak vesaire veya Keskin Şutör bunu izliyorsa söylüyorum. %100 vetolanması gereken bir takas. Vetolanmadı. Ve bu takas geçti bu sabah. Ve bu takas onaylandı. Devin Vassell'i verdi. Bayağıdır oynamıyor kendisi. Luke Kennard ve D-Wade'i aldı. Yani bu eğer Miami'deki Dwayne Wade değilse bu takas asla geçemez abi. Geçmemesi lazımdı yani. Luke Kennard üçlük atıyor. Yani üçlük atmaktan başka bir şey yaptığı yok. Sadece üçlük atan bir reis. D-Wade de buradan açıp bakabilirsiniz siz de istatistiklerine. Sadece 6 sayı yani Cedimedi gibi yani arada giriyorlar rotasyona. Biri sıkıntılıysa o maça göre 6 sayı 20 sayı, 6 sayı 20 sayı, 3 sayı 20 sayı. 2 sayı 20 sayı. Yani bu adam için Spurs'un artık ana yıldızı oldu yani Devin Vassell. Ana yıldızı olan bir oyuncuyu vermek akıl dışı bence. Yani bunun geçmesi daha büyük akıl dışı. LeBron'u konuşamadım bak ağzım dolandı. Votlarken kardeşim bunu niye kimse votlamadı? Ben de bunu soruyorum. Büyük komisyona soruyorum. Bu neden bu takas nasıl geçti? Yani LeBron'u vetolarken bunu niye kimse vetolamadı? Bunu da tüm konseye ve bütün bu videoyu izleyenlere soruyorum ya.
Evet, sizin de birer cümle lafınızı alalım. Ben abi şöyle. Bu konuyu biz zaten nerede konuşuruz yani. Ben sonra gruba da yazdım hatta biraz şakayla karışık. Abi bu takas nedir diye böyle. Çünkü bu takas size de gelmişti abi bu kenarda diye. Yani genel olarak kesin iş dört arkadaşımızın herkese otomatik yolladığı bir şeydi galiba takası. Ben dedim abi yani bana 2'ye 1 trash adamlar verme dedim ya açıkçası. Ya gerçekten ben trash olarak görüyorum. Hatta aldıkları bence de %100 abi. Şuraya baktığın zaman. Abi bak oyun bile gösteriyor ya. İlk 5 başlama yüzdelerine bakın. %4, %3. Bu adam iyi jüri diye %32. Adamın bacağı yok. Ona rağmen %32 başlama olasılığı var. Bu adamların eli kolu sağlam. %4. Ve %100 yani bir sonra ve Vassal kanka şu an %29'dayız. 29-2-2 yaptı ya. 29-2-2 yaptı adam. Evet. Neyse. Evet, Hayra senin de fikrini alalım. Yani takas. Son takasa geçelim. Göre. Söylüyorum. Kısaca sikem dönmüş burada. Bu sikeme inanan da bunu veto etmeyeli de herkes kılıyorum burada. Ben de. Yemin ederim yani. Böyle bir şey onlara olamaz. Lokma verdirtmeyeceğim. Zach Lavin, Gordon Hayward lokmalarından verdirtmeyeceğim. Yazıklar olsun şu veto geçti şu takas. Yani diyecek laf yap. Konuşursam çok ağır konuşurum. Laf yok kardeşim. Selam görmüyor musun? Konuşursam çok ağır konuşurum. Ve bomba. Russell Westbrook. Abi fantezi başladı. Ayın 19'unda galiba değil mi? Sabahına bu takas oldu. Daha draft yapıldı. Sabahına bu takas gerçekleşti. Bak hiç kimse oynamamış. Westbrook'un ilk maçı. Maça çıktı hemen takaslandı baba. Pişmaniye spor. Umut bana kızıyor ama yani adam takaslı aktif. Bak sen ne yaptı, ben ne yaptı, keskin şütörle yaptı. Ya adam yapıyor abi, bana niye suç atıyorsunuz? Adam NBA'yi takip ediyor. Fikirleri o şekilde. Tim Hardaway Jr. yere attı. Russell Westbrook'u verdi. Russell Westbrook'la Dosunmu'yu aldı pardon. Brook Lopez'i keskin şütöre verdi. Tek cümle alalım sizden de. Ben tek cümlemi söylüyorum. Westbrook olmasa ki Westbrook şu an artı son iki maçları artı gösteriyor. Dosunmu bence iyi bir hamleydi. Yani Dosunmu Westbrook bence alınabilirdi. Arada Westbrook'u dışarı atarsın. Bana kötü bir şey getirmesin diye ama şu an Westbrook iyi oynuyor. Dosunmu da Lavin gelseye kadar çok iyi oynadı. Brook Lopez de şu an iyi oynuyor ama olacak bir şey. Bence uzun vadeli fair bir takas gibi geliyor bana. Brook Lopez kesinlikle iyi bir tercih. Ben alamadığım için çok üzüldüm Brook Lopez'i draft'tan bu arada. Şöyle çünkü sana direkt blok istatistiğini tek başına getiren bir oyuncu. Yani bu statistik de tabii ki etki ediyor. Ayrıca ortalama üstü bir bank getiriyor ve belli bir miktar sayı atıyor. Abi geçen maç gördünüz yani bilmiyorum 24 mi 23 mi o tarz sayı ve onlu ribantlarda yani. Tabii Yanis oynamadığı zaman direkt 25 sayı onlu ribant yapıyor. Yani aynen öyle. Ben o yüzden bu profesi tarafının da kalkan düşünüyorum. Sesin gitti orada. Keskin şütörün yani sen karlı olduğunu mu düşünüyorsun? Alo. Keskin şütörün karlı. Evet abi. Evet. Kayra sen kimi karlı görüyorsun? Bir fair mı? Burada ortada ya. Russell Westbrook'un gününden gününe değişir. Russell Westbrook iyi oynarsa kazanıyorsun trade'i. Kötü oynarsa kaybediyorsun. Aynen öyle. Ben de %100 katılıyorum. Ve son takasımıza geldik. Acayip takas oldu ligde. Son takas ve bu da vetolu bir takas. Vetolanan takas da bu. Yine yapıldığı an çekmiştim. Ja Morant veriliyor. DeAndre Ayton veriliyor. Karşılığında ise aynı benim Dennis Jr. gibi araya verilen Terry Rozier var. Yorum yapmıyorum. Ben evet, abi. Diğer tarafa çekiliyor. Lebron'a. Yorum yok. Ama anten kablo. Ya abi. Anten kablo. Ya mesela ne bileyim ya. Ya verilmez abi anten kablo. Abi sen Doncic'i verir misin? Vermem abi. Ne verirlerse ver. Yani bana Doncic'i vermek için mesela senin şey vermen lazım. DeRozan, Paul George bir de yanına bir tane daha süperstar eklemen lazım yani. Anca öyle veririm yani. Aynen. Adam Ja Morant'in yanına bir tane de şey DeRozan lazım. Ona bile vermem yani ben. Antetokounmpo'yu vermem abi. Ja Morant artı DeRozan'a vermem mesela. Örnek ver. Kalan ve kandırılan bir abi. Hayda bak yani. Yine şok iddialar. Kamerası açık değildi arkadaşın.
Şu an kafasına silah dayanmış olabilir. O yüzden konuşmuyorum. Abi elim kaşa imza ya. Kaşa imza abi. Kanan ve kandırılanlar takasları olan bilim burası yani. O yüzden biraz daha herkesin ölçüp biçip takasları yapsın. Bu videoyu izliyorsa takası yapan arkadaşlar arkanızı kollayın bak. Söylüyorum yani. Umut'un dedik %100 veto. İyi ki vetolandı yoksa ya anten kablo bedavaya gidiyordu. Bedava yani. Geldik videonun sonuna. Burada da geçen week 2 ve kısaca week 1'e de bakalım hatta istiyorsanız. İlk haftaya bakalım hızlıca söyleyeyim. Ben 6-3 kazandım Buca Spor'a karşı. Keskin Şutlar 5-4 kazandı Umut'a karşı. Pişmaniye onların hepsini tek tek davet edeceğiz. Apple Juice'a karşı. Boyalı alandaki uzunlar şu an yurt dışında. Blurlu olan arkadaşımız Kayra. Burak'a karşı 6-3 kazandı. Yiğit Big Bowlers 6-3 kaybetmiş. Ankara Cavaliers 5-3 kazanmış. İkinci haftaya gelelim. Ben 5-4 kaybettim Ankara Cavaliers'a. Keskin Şutör 7-2 kazanmış. Biz burada çok kafa kafayaydık ama yapacak bir şey yok. Ben bundan herhalde son gece 7-1 gerideydim. Yanlış hatırlamıyorsam. 7-1 geriden 5-4 bitti. Yani 5-4 ben de kazanabilirdim. İyi bir eşleşmeydi yani. Bucami Spor 5-4 kazanmış Apple Juice'a karşı. Pişmaniye 6-3. Kayseri Erciyes ilk haftayı telafi edip 6-3 kazandı. Boyalı alandaki uzunlar da ilk haftaki galibiyetinden sonra bir sıkıntı yaşadık. Sakatlığın kurbanı olduk. O zamanki takım varsa takımda 5 kişi sakat. Herkes revir böyle yatıyor herkes. Kimse yok takımda. Sonraki benim durum. Son haftada. Biz bu programı pazar günü çekiyoruz bu arada. Pazar günü çektiğimiz için V2'ü bir sonraki hafta. Yani her olay program böyle olacak. Pazar günü çektiğimiz için hafta sonları. Bir önceki haftayı değerlendirmiş oluyor. Çünkü şu anda V2 devam ediyor. Bugün son iki gün maçları kaldı değil mi? Son gün maçları mı? Son gün maçları evet. Kaldı. Şu anda V2 devreye girmeden oluşan puan durumu da böyle. Keskin Şutör zirvede. Herkese paket teklif eden kardeşimiz Luke Kennard'lı. Burak Okuyucu'yu da düşürdü. İşte adam vaselini bile aldı. Adam sonuncuydu. Vaselini de aldı. Ver bakayım kardeşim sen şu vaselini dedi. Kayseri Erciyes benim üstümde aynı şeydeyiz. Ankara Cavaliers, Mallorca, Pişmaniye Spor. Boyalandaki uzunlarda da bir düşüş var ilk hafta galibiyetinden sonra. Bakalım bu hafta. Bu hafta ben de oynuyorum sen değil mi? Ben de oynuyorum. Seni bu hafta ezip geçiyor. Göreceğiz. Haşlanmış yumurta kim olacak göreceğiz. Oğlum. Sen abi görmüyor musun? Konuşursam çok ağır konuşurum. Ligin son durumu da bu şekilde. Çoğu oyuncunun kadrosuna da yavaş yavaş bakacağız onları davet ettikçe. Bu sırada da takaslar devam ediyor. Şu anda da yürürlükte zaten iki takas var galiba ligde. Onları da bir sonraki hafta yeni bir konukla Umut ben veya yanımızdaki bir konukla da isterse Kayra da yurt dışı saatleri uyarsa kardeşimizin. Bu ne ya? Türkiye cennet kardeşim geri dön. Neyse uzatmadan siz de bu videoyla alakalı bir sürü şey gösterdik. Takasları, kadroları vesaire yorumlara fikirlerinizi belirtmenizi bekliyoruz. Oradan da hep birlikte konuşabiliriz. Kanala abone olmayı zaten unutmazsınız. Kendinize iyi bakın. Basketbollu günlerle kalın. Fantaziyi takip edin. Haftaya görüşürüz.